Son dönemde dilimize pek çok yabancı kavram eklendi. Bunlardan biri de bulut bilişim. Bulut derken havadaki bulutu kastetmediğimiz açık. Fakat aslında olgu olarak konuya çok güzel açıklık getiriyor. Artık mobil bir dünyada yaşıyoruz ve verilerimizi her an her yerden erişmek en doğal hakkımız. Peki bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da Google'a gönderdiğimiz fotoğrafları cep telefonumuzdan her yerde görüntüleyebiliyoruz? Cevap bulut bilişim sayesinde. Daha iyi anlamanız için örneklendirmek gerekirse, eskiden fotoğraflarımızı harici disklere yedeklerdik, şimdi buluta. Yine MP3 çalarımızdaki şarkılarımız da öyle. Artık onun yerine online müzik servislerini kullanıyoruz. Neden? Çünkü her an her yerden erişmek mümkün oluyor. Çünkü kişisel yedeklemenin güvenliğini sağlama zahmetinden kurtuluyoruz. Çünkü harici diskimiz bozulursa yedekleme ne olacak kaygısını omzumuzdan atıyoruz. Ve çünkü böylesi daha hesaplı. Kuşkusuz kurumlar da bulut bilişimin sonsuz nimetlerinden faydalanıyorlar. Verilere her yerden erişmek onların da hakkı. Ancak bulut denince aklınıza kocaman firmalar gelmesin. Küçük ve orta ölçekli firmalar bile bulut sayesinde büyük tasarruf sağlıyor. Misal, bulut bilişim kullanan kurumlar, kullanmayan kurumlar karşısında nasıl bir gelir büyümesi elde ettiğine bir bakalım. İşte kurum içi bulut bilişimden faydalananlar, kullanmayanlara oranla tam %46, kurum dışı bulut bilişiminden faydalananlar ise diğerlerinin aksine tam %51 fazla gelir büyümesi elde ediyor. Ayrıca yine %42 zaman tasarrufu, %40 oranında da işleri daha hızlı tamamlama ve %38 değerinde de IT kaynaklarını paylaştırma imkanı kazanıyorlar. Yani bu iş kurum tarafında da bir hayli kazançlı. Peki global pazarda şirketlerin ne kadarı bunu kullanıyor? Dell'in araştırma verilerine göre 2015 itibariyle şirketlerin tam %84'ü buluttan faydalanıyor. Kuşkusuz bu yıl sonuna kadar bu rakamın artması bekleniyor. Yani işin özü bulut güzel bir şey, onu kullanın.